الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه Okuduğum ayet-i celilenin meali iyiliklerde, takvalarda, hayırlı olan amellerde birbirlerinize yardım ediniz. Kötü, şer, isyan, haram olan amellerde ise birbirlerinize yardım etmeyiniz. Peygamber Efendimizin hadisi şerifin manası da Allahu Teala sadece kendi rızası için yapılan taati ibadeti ve salih ameli Müslümandan kabul eder öyle ise her sohbette olduğu gibi bu mübarek sohbette de niyetlerimizi Allah'a has kılalım. Bir önceki sohbette Yunus bin Metta aleyhisselamın kavminin küfürde ısrar edişini görünce onu yalanlayıp ona eziyet edip onun davetine icabet etmediğini etmediğini etmediklerini görünce onlara kızdı ve kavminden ayrıldı ve gemiye bindi. Daha sonra fırtınalar dalgalar oluştu denizin ortasına vardıklarında ve dediler içimizde günahkar biri var onun için bu duruma düştük. Kura attılar üç defada da Yunus bin Metta aleyhisselama bu kura isabet etti. Yunus bin Metta aleyhisselam kendini denize attı ama ona bir zarar yani ölmeyeceğini, boğulmayacağını bildiği halde deniz ona bir zarar vermeyeceğini bildiği halde bu inançta iken kendini attı. Yoksa haşa Kendine bir zarar geleceği halde hiçbir peygamber kendini atmaz. Çünkü peygamberler intihar etmezler. İntihar küfürden sonra en büyük günahtır. Bir peygamber buna düşmez. Allah peygamberleri bundan korumuştur. Evet. Ve tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buharî'de bildirilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'e bir müddet vahiy gelmemişti. Eskisi gibi gelmedi ve vahiy gecikti. Yani eskisi gibi gelmedi. Vahiy bir müddet kesilince Peygamber Efendimiz can sıkıntısından kendisi e, yüksek bir yerde idi. Daha da yüksek bir yerde idi. Can sıkıntısından o yüksek yerden aşağıya yani az aşağıya çok fazla böyle yüksek olmayan ve kendine hiçbir zarar gelmeyeceğine inandığı, bildiği halde aşağıya biraz atlamak istedi fakat kendisine dediğimiz gibi bir zarar gelmeyeceğini, ölmeyeceğini ve bir zarar gelmeyeceğinden emin olduğu halde aşağıya atlamak istedi. Bu budur. Can can sıkıntısı hafiflesin diye bu belli olan bir şey değil mi? Bazı evliyaların suyun yüzeyinde yürüdükleri de dedik görülmüş, müşahede edilmiş. Evliyalar eğer suyun içerisine batacaklarını bilse, boğulacaklarını bilseler, yürürler mi? Hayır yürümezler. Yani o evliyalar da bu suyun üzerinde yürüdüklerinde ayakları ve suya batmayacaklarını bildikleri halde yürüdüler. İşte bu. Yunus bin Metta aleyhisselam da de kendisine denizin bir zarar vermeyeceğini ve boğulmayacağından emin bir halde atladı. Peygamber Efendimiz de can sıkıntısının hafiflemesi için yüksek yerden aşağıya atlamak istedi. Ama ona bir zararın gelmeyeceğini, ölmeyeceğini bildiği halde buna inanarak dedik. Her kim bir peygamberin intihara kalkıştığını, kendi vücuduna zarar verdiğini, kendini helaka attığını iddia eder, inanır, itikad ederse o İslam'dan ayrılır. Çünkü peygamberler bu tür şeylere düşmüşler, düşmekten Allah onları korumuştur. Evet işte Yunus bin Mette aleyhisselam. Gemiden denize atladığında Allah bir balinaya bir balinayı vekil kıldı. O balina hemen geldi ve Yunus aleyhisselamı yutu verdi ve Yunus aleyhisselam çünkü kavmini 33 sene boyunca İslam'a davet etti onu yananladılar ona eziyet ettiler onun davetini kabul etmediler Allah'tan bildirdiklerine iman etmediler kabul etmediler ve Yunus aleyhisselamı kızdırdılar. Yunus aleyhisselam içlerinde 33 sene kaldı. Küfürde ısrarlarını görünce onlara kızarak ne yaptı? Onlardan ayrıldı. Ve sonra Yunus peygamber ayrıldı gemiye bindi gemiden de zikrettiğimiz gibi sonradan atladı. Allah bir balinayı vekil kıldı o balina Allah'ın kudreti ile geldi ve onu yuttu. Ve Yunus aleyhissalatu Vesselam balinanın karnında ama onunla birlikte Allah'ın yardımı vardır. Allah ona yardım etti. Allah onu korudu. İşte Yunus bin Mette Aleyhisselam 3 karanlığın içinde gecenin karanlığı, denizin karanlığı ve balinanın karnının kar karanlığı 3 karanlık içerisinde Yunus bin Mette ve vesselam. Ama bu balina Yunus aleyhisselam yuttuğunda kesinlikle dişleri ile ona bir zarar vermedi. Yunus peygamberi yaralamadı ve onu parçalamadı. Olduğu gibi karnın yuttu ve karnına aldı onu. Yunus aleyhisselam balinanın karnında kaldı. Evet. Yunus Aleyhisselatu vesselam dedik üç kanallığın içerisinde ve Yunus Aleyhisselatu vesselam kendisi balinanın karnında iken balina da okyanusların derinliğine indi okyanusun derinliğinde ve balinanın karnında iken Yunus aleyhisselam çok acayip ve garip şeyler işitmeye duydu. İşit, bir şeyler işitmeye başladı. Yunus aleyhisselam sesler işitmeye başladı ve çok acayip ve garip sesler kendi kendine ma hada dedi. Bu nedir? Neyin sesleri, sesleridir? Allahu Teala Yunus peygambere vahyetti ki bu Yunus aleyhisselam balinanın karnında olduğu halde Allah ona vahyetti. Bu sesler deniz e, denizde yaratılmışların deniz hayvanlarının yani balık vesaire şeylerin Allah'ı tesbih ediş sesleri olduğunu ona vahyetti. Evet. Denizdeki balinalar, balıklar, denizde yaşayanların Allah'ı tesbih edişi, Allah'ı zikir ediş sesleri olduğunu Allah Yunus peygambere vahyetti. Evet. Yunus aleyhissalatu vesselam Allah ona vahyedince bu sesler denizde yaşayan canlıların Allah'ı tesbih sesleridir diye vahyedince Yunus aleyhissalatu vesselam Allah'a dua etmeye, Allah'a yalvarmaya, Allah'a istiğfar etmeye, Allah'ı tesbih etmeye ve Allah'ı zikretmeye başladı. Ve Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam hakkında El-Enbiya Suresinin 87. Ayetinde bildirdiği gibi Yunus Aleyhisselam şöyle demişti. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ İnni kuntu min'z-zalimin Evet. Yunus bin Matta aleyhisselam böyle dedi. Semadaki melekler de Yunus bin Matta aleyhisselam'ın tesbihini işitti. Allahu Teala ya Allahu Teala Yunus bin Matta aleyhisselam'ı rahatlığa çıkartmasını üzerindeki bu darlığı kaldırmasını ve Yunus bin Mette'nin duasını kabul etmesini talep etti melekler. Melekler Allah'tan talep ettiler ki Allah Yunus bin Mette aleyhisselam'ın duasını kabul etsin. Bulunduğu o sıkıntıdan, o dertten, o darlıktan onu kurtarsın. Evet. İşte Yunus aleyhissalatu vesselam balinanın karnında Allah'ı tesbih ediyor, Allah'ı zikrediyordu. Allahu Teala balinaya emretti. O balina denizlerin ortasından derinliğinden çıktı ve sahile yaklaştı ve sahile hafif bir şekilde ona zarar gelmeyecek şekilde onu sahile bıraktı. Evet ve öyle bir yerde bıraktı ki balina onu ağaçların, yeşilliklerin çıkmadığı, ağaç veya benzerleri, benzeri şeylerin oradan bitmediği, çıkmadığı, yeşermediği bir yere bıraktı. Ve Yunus Aleyhisselam hasta düşmüş, zayıf düşmüş ve o vaziyette iken onu sahile bıraktı. Bir rivayete göre Yunus aleyhisselam balinanın karnında üç gün başka rivayete göre ise yedi gün kaldı. Yedi gün kaldı ve başka rivayetler de vardır. Eğer o balinanın karnında Allah'ı tesbih etmemiş olsaydı, tehlil etmemiş olsaydı, la ilahe illallah dememiş olsaydı, tesbih, tehlil etmemiş olsaydı, zikretmemiş olsaydı, o balinanın karnında kıyamete kadar kalacaktı. Ve kıyamet gününde de balinanın karnından dirilecekti, ihya olacaktı. Evet, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Yunus bin Metta aleyhisselamı o dar olan yerden sıkıntıdan kurtardı, onu selamete erdirdi. Evet, ve sonra Yunus Aleyhisselam'ın yanında da Yaktin denen bir şacara biti verdi, çıkmaya başladı. Faide eğer dense ki niçin Yunus peygamberin balina, balina tarafından sahile bırakıldığı yerde yaktin ağacı çıktı başka bir ağaç değil diye dense cevap şudur deniyor ki Yunus Aleyhisselam balinanın karnından zayıf ve hasta olarak çıktı ve derisi bedeninde bir rahatsızlık oluştu ve Yunus Aleyhisselam'ın üzerine derisine en ufak bir şey temas etse gelse Yunus aleyhisselam ondan sıkılır ve ondan rahatsız olurdu. Bu yakutin ağacının ise özellikleri şudur. Bu çıktığı yerde oraya bir sinek, sivri sinek ve benzeri haşerat yaklaşmaz. Allah'ın takdiri ile Yunus peygamberin balina tarafından bırakıldığı yere hemen bu yakutin ağacı Oradan çıktı Allah'ın kudreti ile ve deniyor bu ağacın yaprakları çok büyür, çok büyür, geniş olur. Hem yumuşak yani Yunus peygamberin vücuduna bir e, sıkıntı teşkil etmez, onu rahatsız etmez. Ayrıca bunun yaprakları çok büyük olduğu için onu güneşten korur, ona bir gölgelik oluştururdu. Ve bu yaktin ağacının meyvesi, meyvesi ilk çıktığı anda küçüklükten ilk çıkış anından ta olgunlaşıp pişene kadar yenebilir bir vaziyeti vardır. Yenebilir türündendir. Ve ayrıyeten bu yaktin ağacının meyvesi kendisi kabuğu ile çeyirdeği ile olduğu gibi pişirilir pişirilir vaziyette veya pişirilmeden çi vaziyette de yenen yemek cinsinden olduğundan evet Allah'ın kudreti ile bu orada çıktı. Allahu Teala peygamberine bununla ikram etti ve deniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakutin ağacının meyvesinden de yediği rivayet edilmiştir. Yunus bin Mette aleyhisselam'ın balina tarafından sahile bırakıldığı yerde yere Allahu Teala dişi olan bir devenin oraya gitmesini takdir etti. Bu dişi olan deve gidip otlanır yer sabahleyin de Yunus peygamberin bulunduğu yere gelir. Yunus aleyhisselam onun sütünden içer ve yine gider otlanır yer akşam olduğunda yine Yunus peygamberin yanına gelir Yunus aleyhisselam akşam da onun sütünden içerdi yani iki defa sabah ve akşam olmak üzere onun sütünden içer ve onun sütü ile beslenir onun sütünden içerdi Yunus aleyhisselatu vesselam Yunus aleyhisselama hasıl olan yani balinanın onu yutması bu hasıl olduktan sonra ve bu ne için ne e, sebebiyle oldu? Yunus aleyhisselam acele etti. Kavminden ayrılma emri ve izni müsaadesi gelmeden kavmine kızdı. Çünkü kavmi dedik küfürde çok ısrar etmişti. Ve 33 sene boyunca İslam'a davet edişine inanan sadece iki kişi olduğundan, Yunus peygamberin davetine kulak tıkadıklarından, kalplerini kapalı tuttuklarından, davetine icabet etmediklerinden, ona iman etmediklerinden, kabul etmediklerinden, nasih, nasihat ve vazını istemediklerinden, küfürde kalmaya devam ettiklerinden ve aştar denen o puta ibadet ve secdeye devam ettiklerinden Yunus aleyhisselam kavmine kızdı ve kavminin imanından ümidini kesip çünkü iman etmiyorlardı sadece iki kişi iman etti ve onlara kızıp ve onların yanından ayrıldığı bunun sebebi ile Yunus aleyhisselam onlardan ayrılmıştı ve sonra balinanın karnında olmayı Allah ona takdir etti ve sonra Allahu Teala onu selamete erdirdi İşte onun bu kavmi Nino kavmi Irak'ta bulunan bir kavim idi ee, Yunus bin Mette aleyhisselam İyileştikten sonra kavminin yanına döndü baktı ki Kavmi iman etmiş Tövbe etmiş Ve onun gelişini bekliyorlar Peygamberleri Yunus aleyhisselamın gelişini bekliyorlar Ki Yunus aleyhisselatu vesselamın emirleri ile Emirlerine göre tabi olsunlar Onun onlara hep emrettiklerini yapsınlar. Onun onları nehyettikleri şeylerden uzak kalsınlar diye onun talimatlarını, onun ilmini, onun irşadını bekliyorlardı. Evet. Allahu Teala iman etmiş ve küfürlerinden tövbe etmiş. Tabii ki küfürden tövbe ne ile olur? Tövbe ya Rabbi, estağfirullah ya Rabbi, pişman oldum ya Rabbi demek ile değil. Kafirin tövbesi kelime-i şehadetle olur. Evet. Yani kelime-i şehadeti getirip bulundukları küfürü terk edip kelime-i şehadeti söyleme ile. Bulundukları küfürü, küfürü terk ederek kelime-i şehadeti getirerek iman olur. İman ve kafirin tövbesi budur. İşte Yunus bin Metta aleyhisselam bu kavminin kavmin tövbe edişlerini ve itaat ettikleri mümin olduklarını görünce ve onun talimatlarını, onun yönlendirmelerini beklediğini gördü. Ee, yanlarına geldi. Allahu Teala onların o beldelerine orada güvenli, emin, huzurlu bir şekilde yaşamalarını Allah onlara takdir etti. Sebebi ne? İman etme ile. Ama daha önce onlara azap inmek iniyordu, inmek üzere iken onlar yaptıkları fenalıklardan, kötülüklerden, sapıklıklardan vazgeçtiler ve iman etmiş, tövbe etmiş bir vaziyete geldiklerinde Allah onlara yaşadıkları yerde huzur verdi, selamet verdi, neşe verdi ve daha sonra daha sonra tekrar sapıklığa düştüler. Doğru yoldan kaydılar. Batıl olan yöne, batıl olan yola yöneldiler. Yunus aleyhissalatu vesselam iyileştikten sonra kavmine geldi. Kavmini Allah'a iman etmiş ve tövbe etmiş bir vaziyette onları gördü ve onlara öğretmeye, onları irşad etmeye ve onlara emretmeye, kötülüklerden nehyetmeye devam etti. İşte bu Nunu kavmi. Ninu kavmi iman ettikten sonra Allahu Teala onları emin kıldı, selamette kıldı, onlara huzur ve mutluluk verdi ve emniyet içerisinde yaşadılar ve bu Yunus Peygamberin içlerinde bulunduğu ve Yunus Peygamberden sonraki durumları böyle idi mümin ve e, tövbe e, ettikleri zamanlarda fakat daha sonra hak olan yoldan saptılar ve imandan yüz çevirdiler peygamberlerinin kendisi ile geldiği doğru yoldan çıktılar. Allahu Teala onların yaşadıkları o şehirleri darmadağın etti. Allah onların üzerine azap indirdi. O azap onların yerleşim alanlarını, şehirlerini ve onları darmadağın etti ve onları helak etti. Ve bu da kendilerinden sonra gelen ibret alanlara Onların kıssaları ibret oldu. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu As-Saffet suresinin 147 ve 148. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ve erselna ila mi eti elfin ev yezidun fe amenu Yani Yunus aleyhisselamın yüz binden fazla bir kavme gönderildiğini, yüz binden fazla insana gönderildiğini ve onlar peygamberlerine iman ettikleri sürece Allahu Teala onlara nimetler verdiğini, rızık verdiğini ve rahatlık içerisinde onları yaşattığını bildirdi. Faide. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sıkıldığı zaman onda can sıkıntısı olduğu zaman kederlendiği zaman dertlendiği zaman çokça namaz kılar çokça dua eder ve bu duayı çokça okurdu. Peygamber Efendimizin şu duayı çok okuduğu sabit olmuştur. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estagif. Ey ezeli ve ebedi bir hayat ile muttasıf olup hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'ım rahmetine sığındım. Evet. Hakimin de müstedrekinde rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle demiştir mealen. Zünnun'un yani Yunus peygamberin balinanın karnında iken dua ettiği bu duayı o da şöyleydi. La ilahe illa ente subhanek إني كنت min Bu duayı herhangi bir adam Müslüman bir adam söyleyip de yani söyle, söylediğinde Allahu Teala onun duasına onun duasını kabul eder. Onun duası müstecaptır. Yunus Aleyhisselam'ın Balina'nın karnında iken söylediği bu tesbihatı söyleyen Müslüman bir adamın duasını Allah kabul eder. Evet. Bu sahih bir isnad ile gelmiş hadistir. Bunu et ve En-Nesai rivayet etmişlerdir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle dedi: İnni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrub illa farraja Allah anhu kelime, anhu kelime ahi Yunus Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifin manası şudur. Ben öyle bir kelime biliyorum ki darda olan, sıkıntıda olan, zorlukta olan bir Müslüman bunu söylediğinde Allah onu selamete, rahatlığa, rahatlığa erdirir. O da kardeşim Yunus'un söylediği kelimelerdir. Yüce Rabbimizin ayetinde bildirdiği gibi El-Enbiya Suresi ayet 87. فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَّا اَنْتِ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu As-Saffat Suresinin 139. ayetinde Yunus Aleyhisselam hakkında şöyle buyuruyor. Ve inne Yunus le minel murselin. Bu ayette Yunus'un peygamberlerden olduğu bildirilmiştir. i̇mam İmamul Bukhari ve başkalarının da rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde mealen şöyle buyurdu. Tabi bu hadisin manası Yunus bin Mette, Yunus peygamber Allah neslinde çok faziletli, değeri ve kıymeti olan bir peygamberdir. Ve rivayete göre Yunus aleyhisselam Sayda şehrinden önce bulunan denizin denizin sahilinde bir yerde defnedildi ve başka bir rivayete göre ise Yunus Aleyhisselam balinanın kendisini sahile bıraktığı o sahilde defnedildi ve tabii ki başka rivayetler de vallahu alem e, ee, bu rivayetlerin sıhhatini ancak Allah bilir. Evet değerli Müslümanlar burada Allah'ı tesbih etmenin, Allah'ı zikretmenin, Allah'ı anmanın ehemmiyeti de bildirilmektedir. Yunus aleyhissalatu vesselam kendisi okyanusların derinliğinde bir balinanın karnında iken Allah'ı tesbih edişi, Allah'ı tesbih etti. Semadaki melekler onun bu tesbih edişini duydular, sesini duydular. Ve Allah'a duasını kabul etmesini talep ettiler. Allah'tan duasını kabul etmesini talep ettiler. Evet, Allahu Teala Yunus peygamberin içinde bulunduğu o sıkıntıdan, o dar olan yerden ve o kendisini hoşnut etmeyen yerden kurtulmasını denizin derinliğinden balinanın karnından kurtulmasını talep ettiler. Çünkü Yunus aleyhisselam kendisi balinanın karnında denizin ortasında derinliğinde iken acayip ve garip sesler işittiğinde kendi kendine nedir bu dediğinde Allah ona Yunus aleyhisselam balinanın karnında iken Allah ona vahyetti. Bu sesler denizde yaşayan yaşayan canlıların Allah'ı tesbih sesleridir. Ve Yunus aleyhisselam bunu duydu. Allah'ı tesbih etmeye, Allah'a dua etmeye, istiğfar etmeye, Allah'ı anmaya, Allah'ı zikretmeye başladı. Melekler onun sesini duydular ve Allah'tan onu selamete kavuşturmasını, bulunduğu sıkıntıdan çıkartmasını ondan Allah'tan Rabbul Aleminden talep ettiler. Allahu Teala bizleri ve Müslüman kardeşlerimizin de sıkıntılarını gidersin. Sıkıntıda olan, dertte olan, kederde olan ve üzüntü halleri bulunan Müslümanların üzerinden bu sıkıntıları bu hüzünlü anlarını, dertlerini, kederlerini kaldırmasını talep ediyoruz. Evet. Allahumma amin amin. Ve sallillahümme ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. <applause> <inhibitor> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Rabbi ğfirli li ve lil müminîn ve lil müminât Rabbi ğfirli li ve lil müminîn ve 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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakiki rızalışı üzerinde görme niyetine hasta olan müslümanların şifa niyetine vefat etmiş olan müslümanların da ruhlarına وخاصة الله رزاق لله الفاتحة بسم الله